Türkiye'nin birçok konusunu, sorununu aşabilecek bir milletiz. Dolayısıyla Ramazan hep güzel duygularla dolu olsun. Bereketle, sofraların güzelliğiyle dolu olsun. Onu duasını ediyorum. Akşamda inşallah iyi bir hemşerimle, güzel bir hemşerimle Ramazan'ın ilk iftarını beraber yaşayacağız. Ramazan'ın da ilk günü Sultanbeyli'de bir aileye iftara gidiyoruz evlerine, arabada. Aslında arabada giderken, Sultanbeyli'ye tam girerken Ankara'dan dediler ki seçim iptal. Şimdi içeriden gelen son bilgiler. İstanbul'da seçim yenileniyor. Vatandaş ille de Ekrem Başkan'ı görmek istiyor. Nerede ve ne durumdaysa lütfen Ekrem Bey'i hemen görelim. Bu haberi alınca üzüldük. Açıkçası evin içinde herkes üzüntülüydü. Moral vermeye çalıştık evin içindekilere. Yani, tabii bugün şimdi gündem yoğun ya. İnsanlar arıyor, soruyor. Acaba İmamoğlu nerede? İmamoğlu burada, İstanbul'da. Her şey çok güzel olacak. Benim vatandaşlarım, benim güzel insanlarım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Hiç, asla. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak. Çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Sonra iftardan sonra dışarı çıkınca 500-600 insan toplanmıştı ve isyan ediyorlardı. Niçin böyle oldu? Ve insanların yüzündeki umutsuzluğu gördüm yani. Çok mutsuzdular. Tabii onlara da umut verdik yani, korkmayın, endişe yok diye. Hep beraber başaracağız. Umudunuzu yitirmeyin. Her şey çok güzel olacak. Arabaya bindik. Murat yanımdaydı ve yol boyu tabii görüşmeler yaptık. İlk önce genel başkanımızı aradım. Elbette görüştük. Ondan önce de görüştük, sonra da görüştük, o gece de görüştük. Kendi MYK'mızı topladık, kendi parti meclisi üyelerimizi topladık. Parti meclisi üyelerimizden bazı arkadaşlar itiraz edelim, sokağa çıkalım. Bütün bunların hepsinin önüne geçtik. Hayır dedik. Biz sakin olacağız, halkımıza güveneceğiz, İstanbullulara güveneceğiz. İstanbullular güzel şeyler yapacaktır. Ve güzel şeyler yaptılar. O gün hepimiz biliyoruz, Sultanbeyli'den çıkıp işte biz sürekli telefon trafiğiyle Ekrem Başkan Sultanbeyli'ndeyken ben acil ilçe başkanlarımızı toplamıştım. Biz o anda ilde toplantıdaydık, süreci değerlendiriyorduk hep birlikte. Allah korusun, şeyden korktum. Hani bir provokasyon, herhangi bir şiddet, çatışma. Orada da hep mümkün olduğu kadar sakinleştirici, sağduya davet eden, her şeyin sandıkta çözülmesi gerektiğini vurgulayan bir tavır içerisinde olduk. Boykot etmelisiniz, kesinlikle girmemelisiniz seçime. Böyle bir fikir var yani ortada. Kötü niyetli de demiyor insanlar bunu yani. Çünkü bunlar her türlü şeyi yapar. Daha kötü bir yere gider iş. O yüzden böyle yapmak lazım. Baksana kazanmışsın ama vermiyorlar. Yani insanların gardını düşürdüler. İptal kararını vererek. Seçimi iptal edelim. İşte sokaklarda olay olsun, seçimi Cumhuriyet Halk Partisi boykot etsin. Böylece onlar için demokrasi ne dedik? Sandıktan sadece kendilerinin çıkması. Orada da genel başkanımızın hakikaten tavrı ve bizleri de yönlendirmesiyle birlikte seçim boykotu değil, madem öyle hadi gelin bir kez daha yarışalım dememizin o anlamıyla onların oyununu bozduğunu düşünüyorum. Tam tersi, soğukkanlılığımızı koruduk. Tam tersi. Onun kurmak istediği tuzağa asla düşmedik. Çünkü biz zaten demokrasiyi savunuyoruz. İptal ettiler. Bir daha yaparız seçimi. İptal. Bir daha yaparız. İptal. Bir daha yaparız. Ne olacak? Halka güvenmiyor musunuz? Güveniyorsunuz. Halk gidip sandıkta oy vermiş mi? Vermiş. Kimin için kullanmış? Ekrem Bey için kullanmış. Bir daha gidince bir daha kullanacak. Şimdi deseydi ki Ekrem İmamoğlu 6 Mayıs'ta seçim iptal edildi. Taksim'de buluşuyoruz. Belki onlar öyle istiyordu. Ama biz Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde buluştuk. Toplantıyı Beylikdüzü'nde yapmasaydım, herkesi Yaşam Vadisi'ne davet etmeyip başka bir şey yapsaydım bir infial da olabilir. Yani bunlar mümkündü yani. Aslında
diyorum ki bu bir ilahi bir güç o gün. Yani insanların size kattığı, insanları dinleme beceriniz. Niye Beylikdüzü'nü seçtim? Yanımda şahidim var. Son derecede doğaldı. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiz. Bu millete özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Konuşacak. Efendim, iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti. O gün izlediğimiz konuşma ve o konuşma dili, o beden dili tamamıyla Ekrem Bey'in kendisidir. Yani herhangi bir metne bağlı olmaksızın, yani kurgusal olmayan tümüyle gerçek kişinin ortaya koyduğu bir şeydir, performanstır. Bir kararla insanların geleceklerini alıyorsunuz. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Dolayısıyla bütün bu duyguların bileşiminden Ekrem o gece tarihi konuşmasını yaptı. Olağanüstü kalabalık, olağanüstü inançlı bir kitle. Burada on binlerce insan, her taraf insan doluydu. Tabii hazırlık yapılabildiği ölçüde ses düzeni vardı. Ne kadar sesimiz gitti bilmiyorum ama gerçekten tarihe not düşecek kadar değerli, etkili bir buluşma oldu akşam. Ve ertesi sabah o gece evde ve çevrede yaşadığım o umutsuzluk yüzü gitmişken yenilenmiş, çok umutlu, çok enerjik. Hani biz bunu başaracağız diyen halkla buluşmuştuk ve bir dönüm noktasıydı. Biz güler yüzle, umutla, sevgiyle, saygıyla hakkımızı söke söke alacağız. Demokrasiyi alacağız. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Birkaç defa dönüp izledim farklı aralıklarla. Dönüp izlediğimde içinde yanlış olan bir cümle bile yoktu. Demek ki bütün hislerim aslında beni doğru yönlendirmişti ve güzel hislerle insanlara umut verdik. Yanlış yapanlara yanlış yaptıklarını söyledik. Toplumun onları asla affetmeyeceğini anlattık. Umudun yine millette olduğunu, kendinizde arayın mesajımızı herkes aldı.